Şuna inan Kemal! Yakında seni üzen sorunların hepsi düzelecek. Düzelteceğim onları. Raşit el-Şerif yarın tekrar geliyor. Diyorum ki, son günler hepimiz için yorucu oldu. Raşit için bir gezinti tertipledim. Son gelişmeleri sağlam kafayla değerlendiririz. Sen ne diyorsun canım buna? Olabilir. Güzel. Alo, buyurun. Sevgi abla, Kemal abi arıyor. Çıktı de lütfen. Yoklar efendim, çıkmış. İyi günler. Merhabalar eski kocam. Gene ne var? Unuttun mu? Seninle ortağız. Ooo, avukat bey de buradaymış, merhabalar. Can bey'le de ortak oldum. Can bey'in bir ricası var. Özür dilerim ama 200 milyonun yarın son günü. Çeki tahsil edeceğiz. Soğuk şakayı sevmem. Seninle anlaşmıştık. Faiz yerine hisse aldım. Vade yeri de boştu. Durumlar bildiğin gibi değil. Sıkışığım, ödemelerim var. Bir aksarsa mahvolurum. Mecburum. Üzgünüm. Yolun sonuna geldik. Araba bugün imzayı attırıyorum. 500 milyonu alacağım. O zaman öderim. Çeki tahsile verme. Partiden sonra paran hazır. Ne o? Parti filan mı veriyorsunuz? Şeyh'in doğum günüymüş. Onun adına bir parti veriyorum. Aman ne güzel! Biz de bulunalım. Nasıl olsa ortağız. Hala şeref et! Şeref et! Şeref et! Ne lüzum vardı böyle partilere? Zahmete değer miydi? Misafirimizdir. Özlemlerini gidermek görevimiz. Acaba haremi de var mı bu adamın? Çok merak ediyorum. No harem, no. I live Londra. I live Texas. I live Japonya. Ya, Türkiye gani. İnşallah sözleşmeyi imzalar da paraları alırız. Şekerim, zaten alamazsanız yarın eski kocam yandı. Öyle değil mi Banker bey? Benim de sıkıntıda olduğumu biliyorsunuz Oya Hanım. Elimde imkan olsa... Haklısınız. Ama bugün parayı mutlaka alacağım. Nihayet müşterek bir noktada hepimiz birleştik. Nedir o? Menfaatlerimiz. Yok canım. Burada bizi yan yana getiren... dostluğumuz değil mi Fuat bey? Peki tabii. İnsanların müşterek tarafları, dostlukları değil, menfaatleridir. Oya Hanım, sizin hiçbir zaman ne dostunuz ne de düşmanınız olmadı değil mi? Sadece çıkarlarınız oldu. Sen benim işlerime burnunu sokma. Durun bir dakika. Lüzumsuz münakaşalar hepimizin zararına. Kristin, hadi sen içeri git de hazırlan. Bravo! Bunu da kendine benzetmişsin.
Emir tavunda dövülür. Şu 500 milyonun transferini sağlayacak sözleşmenin tam sırası. Bu benim için çok önemli. Lütfen evrağı getir de imzalatalım. Kemal, hayatın soytarısı Kemal. Büyüdüğü sokaktan atılan Kemal. Sevdiklerinden koptun. Niçin? Neyin bedelini ödüyorsun? Neyin? Bu soytarılığa daha ne kadar devam edeceksin? Ne kadar? Kemal? Mr. Raşit'i 500 milyonu hemen vermesi için razı ettiniz mi? Kemal! Şimdi de sözleşmeyi garantiye almak için bana mı yolladı seni? Kemal, delirdin mi? Delirdim mi ha? Delirdim! Gel buraya! Sözleşme geliyor. İmzalayacaksın. Bırak beni! Kemal! Ali Fuat Bey! Beyefendi! İşte hanımefendin! Kemal, sen sarhoşsun, sus! Yok öyle! Sen sus! Son perdeler hep susanlar içindir! Bu nedir? Kemal, kendine gel! Sen kendine gel Ali Fuat Bey! Adam kullanmasını iyi biliyorsun! Anlaşılmayan koca, talihsiz baba, yalnız adam pozunda! Beni kullandın! Çevremden! Ailemden kopardın! Kimseyi aldatmadım! Her şeyin bir karşılığı var! Her şeyin bir bedeli vardır! Öyle mi Ali Fuat Bey? Yılın yarısını yurt dışında geçiren şu kadına kocalık ettin mi? Amerikalı dağcılarla Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini aramaya giden 16 yaşındaki çocuğuna babalık ettin mi? Gençsin! Gerçek nedir bilemezsin! Bak, dinle! Asıl sen dinle Ali Fuat Osmanoğlu! Evlenmek istediğin, karıncadan bile kıskanırım dediğin bu kadına erkeklik ettin mi? Kemal dinle, kötü olacak! Seni çok kötü yaparım! Asıl sen dinle efendi! Bütün bunlar ne uğruna? Bedeli ne? Bu mu? 500 milyonluk sözleşme için! Al! Bu küstahlığının bedeli! Bu da namussuzluğunun bedeli! Kemal gitme, lütfen gitme! Biliyorum! Senin gibi bir kadını terk etmek çok zor! Ama ben tek başına yaşamıyorum ki! Lütfen, benim arabama al!